Kardeşlerim selamünaleyküm. Allahu Teala'nın 99 ismi var. Mübarek Esmaül Hüsna'sı. Her birinin de ayrı ayrı faydaları var. Ayrı ayrı güzellikleri var. Onlardan bir tanesi de El Hakem esması. Ya Hakem ya Allah. Ya Hakem ya Allah diye zikretmek lazım. Özellikle bir insan haklı olduğu bir davayı, haklı olduğu bir mevzuyu kaybetmek üzere ama kazanmak istiyor. Neden? Çünkü haklı adam bu tarz durumlarda her gün 68 defa diyor ya hakem ya Allah esması'nı okusa Allah'ın izniyle o haklı olduğu davayı Rabbimiz Teala ona kazandırır. Allah Teala bunu ihsan eder arkadaşlar. Hakem esmasının tecellisidir bu. Hakem ne demek? Hükmeden. Hüküm veren ama hakkı yerine getiren hüküm verirken de hakkı yerine getiren demektir celle celaluhu. Şimdi bu esmanın biraz faydalarından bahsedeceğim size. Daha başka da faydaları var. Sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlara da birer tane ya hakem ya Allah zikrini yazarsanız çok iyi olur. Birer tane ya hakem ya Allah diye yazalım inşallah kardeşlerim. Şimdi bir insan Günlük zikir adedi olan 68 rakamıyla o rakamı takip ederek ya hakem esmasını okusan ne olur? Bu esmayı zikredenlerin içi alemin sırlarıyla dolar. Allahu Teala alemin sırlarından ihsan eder. Ondan sonra bu isimleri okumaya, zikretmeye devam eden kişinin sözü çok böyle geçerli, sözü çok tesirli olur arkadaşlar. Ve allah Teala'nın katında mertebesi yükselir. allah Teala'nın katında mertebesi yükselir. Kadri kıymeti iyi bir kul olur. İnsanlara bir şey söylediği zaman insanlar onun sözüne itimat ederler. Onun söylediğini dinlerler. Mesela bir mevzu var, felanca mı söyledi onu? Evet, o dediyse doğrudur. Derler yani böyle güzel bir manası var. Eşyaların sırrına vakıf olur diyor. Bir de ya Hakem esmasını zikretmeye devam edenleri Allahu Teala Celle Celalü öyle bir nimet ihsan ediyor ki anlama ve kavrama gücü artar. Zihni, fikri, zekası çoğalır yani kardeşler. Allah'ın izniyle bu esma çok önemli. Çok önemli bir esma. Ya Hakem ya Allah. Ya Hakem ya Allah diye arkadaşlar zikredeceğiz inşallah. Rabbimiz Teala'nın bu esmalarını bol bol okumayı ihmal etmeyin. Ben de dua ediyorum sizlere amin deyin. Rabbimiz bizleri esma Hüsna'nın sırrına mazhar olan kullarından eylesin. Amin. Bu Esma-ül Hüsna'sının ve diğer bizim bilmediğimiz bütün isimlerinin ne kadar güzelliği varsa, ne kadar fazileti varsa Rabbim Teala cümlesini bizim ve sizin amin diyen kardeşlerimizin üzerine eylesin. Amin ya Rabben alemin. Değerli kardeşlerim anlattıklarımı faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir sohbette görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.